Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, Bülent Ersoy'dan Sibel Can'a kadar pek çok ünlü ismin moda sırlarını açıkladı. Bakın hangi ünlü isim kaç günde kıyafet diktiriyor, nelere dikkat ediyor, hangi tarzdan vazgeçmiyor. Elbiselerimin vitrini ben oldum. Gösterişli kıyafetleriyle her daim tarzını ortaya koyan Bülent Ersoy'un moda sırlarını ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu ilk kez anlattı. Tabii Bülent Hanım'ın gözünü hiçbir malzeme kesmediği için. Günümü gün ediyorum, sefam olsun. Oho! Hangi ünlü sanatçı zayıfladıktan sonra tüm giyim tarzını baştan aşağı yeniledi? Astar bile koyma falan diyor elbiselere. Hangi ünlü şarkıcı bir giydiği kıyafeti bir daha giymiyor? Ona biraz zor yetiştireceğiz gibi gözüküyor. Ünlü isimlerin moda sırlarını modacıları Gülşah Saraçoğlu Magazin 8'e anlattı. Pek çok modacı yeni kreasyonunu tanıtmak için şaşalı defileler düzenler, moda haftalarında boy gösterir. Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu ise çok farklı bir yöntem denedi. Aynı zamanda sahne kostümleri de yaptığım için elbiseler çok ışıltılı, pırıltılı ve bunların fotoğraflandırdığımda o ışıltıların çok yansıdığını ve çok doğru çıktığını görmedim. Biraz da fazla detaycıyım. Gülşah Saraçoğlu bir defile düzenlemek yerine tüm kıyafetlerini kendi giydi ve kamera karşısına geçip klip çekti. Arap ülkelerinde çok fazla bu insanlarla iş yapıyorum ve videoyu çektim, direkt yolladım. Böyle oldu yani. Kendi elbiselerimin vitrini ben oldum. Bakın bu elbiseleri kimler kimler giymiş. Bülent Hanım var, Nüket Hanım var, Sibel Hanım var, Linet var, Aşkı Nur Yengi var. Ya çok fazla. Demet Akalın var, Seren Serengil var. Ebru Yaşar var, Lerzan Mutlu var. Madem bu kadar ünlü isim geçti bu atölyeden, hadi ünlülerin modacısından ünlü isimlerin moda sırlarını öğrenelim. Bülent Hanım açıkçası ben bu tip bir şeyler istiyorum diye gelir. Bazı çalışmalar yapar, bazı fotoğraflar getirir. Böyle bir şey istiyorum diye gelir. Bülent Ersoy'un dillere destan kıyafetlerini bilmeyen yok. Her biri ayrı tarz, her biri ayrı ekol. İşte o kıyafetleri modacılara diktirse de pek çoğunun tasarımını kendi aklından yapıyormuş diva. Burada biraz moda mecmualarını falan karıştırırız. Onun dışında renk ister, ışıltı ister, pırıltı ister. Bu şekilde. Diva Bülent Ersoy'un iki kriteri varmış kıyafet diktirirken. Şıklık ve rahatlık. Bir kere rahatlığı çok önemli. Yani bir kere sahnede rahat etmesi çok önemli. Çünkü sahnede öyle bir hareketli bir durum oluyor ki. Yani o masaların aralarında dolanırken, ne bileyim sahnede dans ederken. Bir de her türlü, Allah korusun, her türlü sıkıntı da olabiliyor sahnede. Biliyorsunuz ki ayağı kayıp düşebiliyor, her şey olabiliyor. Onun için biraz... korumalı elbiseler olmak durumunda. Hatırlarsanız yılbaşı gecesi Bülent Ersoy'un bu gösterişli elbisesine nazar değmiş, minik bir kaza yaşanmıştı. Bülent Ersoy demek, şatafat demek. Diva her alanda olduğu gibi kıyafet diktirirken de bonkörmüş. Neon renkli nar çiçeği bir şifon kumaştı. Ama tabii Bülent Hanım'ın gözünü hiçbir malzeme kesmediği için sürekli doldur çocuğum, doldur çocuğum, malzemeyi doldur, kumaş ya olmadı bir daha üstüne bir kat daha atalım, üç kat daha atalım derken biz 50 metrelik topu bitirmişiz yani. Her gün başka bir alemde günümü gün ediyorum, sefam olsun. Güzelliğiyle, zarafetiyle her giydiğini kendine yakıştıran Sibel Can'ın moda sırları neler acaba? Herkesin acısı, sevgisi kadar. Sibel Hanım da tabii hep onun göğüs dekoltesi çok çok yakışıyor ona. O da hep ışıltı, pırıltı. Keza ben de diğer modacı arkadaşlarım da, büyük ustalarımız da hepsi Sibel Hanım da çok fazla şey yapar, gezer, sever böyle farklı farklı ellerden giyinmeyi. Ölçülü dekolteler Sibel Can'ın sahne kıyafetlerinin vazgeçilmeziymiş. Özellikle de göğüs dekoltesi. Adını...
Gülşah Saraçoğlu'nun giydirdiği ünlü isimlerden biri de Seren Serengil. Malumunuz hanımefendi 2 ayda 24 kilo verdi, sadece bedenini değil giyim tarzını da yeniledi. Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında detaylara en fazla önem veren isim Seren Serengil'miş. Çok detaycıdır, çok detaycıdır. Saçıydı, makyajıydı, yani çok detaycıdır o da. Sıra geldi Linet'e. Linet bir konserine giydiği kıyafeti başka bir konserine giymek istemediği için en çok kıyafet diktiren sanatçıymış. Linet'in zaten konser tablosu çok yoğun olduğu için biz şimdi ona biraz zor yetiştireceğiz gibi gözüküyor. Biraz da çabuk istiyor, seri istiyor.